Evet gençler, tercih sorularınıza cevaplamaya devam ediyorum. Tercihte nereler gelebilir, hangi sıralamaya hangi yer gelebilir veya hangi ili uygun görüyorsunuz? Ya da tavsiyeleriniz nedir? Arada mezun kalmamız için arkadaşlar neler tavsiye edersiniz gibi soru tipleriniz bana gelmeye devam ediyor. Ben de elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu süreç içerisinde arkadaşlar sıralamalarınızı yazarken eğer şöyle yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Yani kendi sıralamanız bir de istediğiniz yerin sıralaması. Gerçi istediğiniz yerin sıralamasının da son 3 yıldaki yani 2019, 2020, 2018, 19, 20 sıralamasını yazarsanız bazı şeyleri yorumlayabilmemiz daha da kolay olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik sizden gelen sorulara hemen başlıyorum. 74K'dayım. PDR istiyorum. Çukurova PDR 69K'da. Sizce oranın gelme ihtimali yüzde kaç? Şimdiden teşekkür Gül demiş. Çukurova'nın yıllara göre Çukurova'nın arkadaşlar değişimi yani 2019'da 72 binken 2020'de 69 bin olmuş. Yani bir 3 binlik ne olmuş arkadaşlar? Bir yükseliş olmuş. 3 binlik bir yükseliş olmuş. Yani 74'ten 69 gelir mi? Çok zor bence. Çünkü geçmiş yıllarda da 68-36 gibi sıralamaları olmuş. Yani bu sıralamanın gelmesi çok zor. Biraz sonra da bir şey aklıma gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Karabük'le ilgili bir yanlış bilgi vermişim. Kusura bakmayın. Onu biraz sonra düzelteceğim. Karabük tıpla ilgili. Hocam 15.926 sıralamayla devlette hangi hukuklar gelir? Demiş bir arkadaşımız. Arkadaşlar hangi hukuklar gelir? Şunlar gelebilir. Yukarıdan bazen bildirimler geliyor. Onları atıyorum. Fatih Hukuk, Fatih Sultan Mehmet Hukuk 15.900 ile almış. Bu gelebilir. Erciyes Hukuk gelebilir 16.000 almış. Ufuk Üniversitesi var 16.000 almış. Çukurova Üniversitesi 16.700 ile almış. Buralar gelebilir. Hocam 168.000'den 125.000'e çektim. Bu yıl 90.000 geldi. Sıralamam tıp istiyorum. Mezuna kalsam çok mu zor? Demiş arkadaşımız. Mühim olan tarih ne için vardır arkadaşlar? Ders çıkarmak için vardır. Eğer bu sene bir daha hazırlanmayı düşünüyorsanız ki ben hazırlanılması taraftarıyım. Geçmişten ders çıkararak bu seneye hazırlanın. Neleri eksik yaptım? Neleri az yaptım? Ondan sonra nerelerin hangi konuların üzerinde dur? Hangi branşta eksiğim var daha çok? Branşta hangi branşta eksiğim var? Bunların üzerinde detaylı bir analiz yapıp ondan sonra tekrar hazırlanmaya başlayabilirsiniz. Sevgi Nalbantoğlu sormuş bu soruyu. Öncekini de Adem Yıldırımcı sormuş. Zagor 34 sormuş. Hocam aboneyim 132 bindeyim. Eşit ağırlıktayım. Açıkta kalmamak için en son kaç bine kadar gitmeliyim demiş. Yani en son bence 190 bine kadar gidebilirsin. 180, 190'a kadar gidebilirsin bence. 12.2, 16.2 sıralama var. 14.1'lik yer gelir mi sayısalda tıp için demiş. Son ekmek bükücü kardeşimiz. Şimdi 14 binlik mesela Gaziantep Üniversitesi'ni ele alalım. 13 binden geçen sene nereye gelmiş? 14 bine gelmiş. 13 bin, 14 bine. Bu sene de bunun gelebileceği yer arkadaşlar 14.600, 14.700 gibi düşünüyorum ben. Tamam mı? Yani dolayısıyla 16 binlik bir sıralamayla 14 binin gelmesi bu sene biraz zor gibi geliyor bana. Biraz zor gibi geliyor. Evet. Bir arkadaşımız ismini okuyamadım. Hocam 250K sayısalım. 230K elektrik mühendisliği gelir mi gelmez de tahminen önden kaç binle alınır? Şimdi bak bir iki analiz yapayım kardeşim sana. Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği. Bir önceki yıl 212 binmiş. Ya 2019'da 212 binle almış. 2020'de 224 bin. Yani 12 bin ne yapmış? Gerilemiş. 12 bin gerilemiş. Yani bunu hesaba katacak olursak mesela 40 sadece bu değil. Kırıkkale'yi ele aldım mesela. Kırıkkale'de elektrik elektronik mühendisi ikinci öğretim 204'ten 233'ten 234 olmuş. Orada da 1000 olmuş mesela.
Bu istatistikler bize şunu gösteriyor ki yani 230'luk bir yerin gelmesi biraz zor gibi. Yani biraz zor gibi. Hani %45 diyebilirim ben buna yani. Arzu Ersoy hocam eşit aldık. 115K yaptım. 130K'lık yer gelir mi? Gelir tabii. Gelir. Sözler 6K yaptım. 15K'lık yer gelir mi? O da gelir Arzu. Arkadaşımız hatırlatmış bana Mehmet Dinar. Teşekkür ediyorum kendisine. Arkadaşlar uygun üslupla olduktan sonra biz de insanız. Hata yapabiliriz. Hatalarımızı muhakkak söyleyebilirsiniz. Ama uygun üslup çok önemli. Hocam Karabük'te 19.100 de kapatmış en son. Yok Atlas'tan baktım. 18.000'e nasıl girilecek anlamadım. Kusura bakmayın ben Karabük tıpı sormuştu birisi. Ben yanlışlıkla 17.000 2019'un verisini almışım. En son olarak 2020 gibi almışım. O da 17.700 demişim ki 18K'lı gelebilir. Karabük tıp 19.100'de kapatmış zaten. 19.100'de kapatan Karabük tıp yani bu sene neyle kapatabilir derseniz yani 1500-750 koysak oraya 20 bine yaklaşır gibi geliyor bana. 20 bine yaklaşabilir. 19.800 lira falan gelebilir. Azat hocam merhaba, ben okul birincisiyim. Eşit ağırlıkta 372K'dayım. Size tercih listem nasıl olmalı? Teşekkür ederim. Şimdi ben işin hakikati Azatcığım şöyle bir araştırma yapmadım ama Yok Atlas'a bakıp araştırabilirsin. Yok Atlas'tan bakabilirsin. Yani buradaki eşit ağırlıktan istediğim bölümlerin Yok Atlas'tan okul birincilerinin kaçla girdiğine bakabilirsin mesela. Acaba sen diyelim ki 250'lik bir yere okul birinciliğiyle girebilir misin? Bunu bilmiyorum. Yukarılarda birim çok dar, aşağılarda çok geniş olduğunu düşünüyorum. Belki 372K ile 250K'ya gidebilirsin ama buna bir bakman lazım yani. Ayşe Savuran hocam merhaba, 104.000'deyim. İlköğretim matematik öğretmenliği hangi üniversiteler gelir? 104.000'de. Bartın gelir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlköğretim adı Rize gelir 105K. Erzincan 105K gelebilir. Muş 109K gelebilir. Artvin 110K gelebilir şeklinde. Fakat sana tavsiyem, eğer istiyorsan ilköğretim matematiği aşağı doğru bayağı in. 18.390 eşit ağırlık hangi devlet hukuklar gelir? Okan Üniversitesi gelebilir 18.500. İzmir Bakırçay 18.800. Kırıkkale 19.200. Ondan sonra 19 Mayıs gelebilir. Tamam mı? 19 Mayıs. Yeni Yüzyıl gelebilir. Antalya Bilim Üniversitesi, Yalova Üniversitesi buralar gelebilir. Hocam 805 bin tıbbi laboratuvar teknikerliği gelir mi? 2 yıllık. Valla devlette baktım 710 binle Hakkari gözüküyor burada tıbbi laboratuvarlık. Altlara doğru da bazı üniversitelerde ücretli diyor. Mesela Kars'ta şudur budur. Ücretlerine bir bakıver onların. Bu seneki kılavuzda acaba ücretleri ne kadar? Eğer ücretleri düşük ise onların oralardaki Kars'taki falan ücretli yazıyor çünkü. Oraları da yazabilirsin. Yani kısacası şunu yapacaksın. Elif. Açacaksın önüne tercih kılavuzunu. Özel koşullarına arkaya bakacaksın. Çünkü 800 binlere 1 milyonlara kadar bazı üniversiteler, devlet üniversiteleri ücretli yazmış. Onların özel koşullarına bakacaksın kaç para diye. Ceyhun Gökçe hocam Eskişehir Osman Gazi Bilgisayar Mühendisliği 46.7 ile benim sıralamam da 46.3. Ha, bıçak ısırttı. Bence gelebilir. Yani bu seneki kontenjan artışını iyimser buluyorum ben. Hocam 83K'dayım. En son 105K'yı yazsam ilk öğretim matematik öğretmenliği açıkta kalır mıyım? Sıralamalar her geçen yıl daha iyiye gitmiş. Evet. 83K'dayım. En son 105K'yı yazsam ilk öğretim matematiğe gidebilirim. Gidersin bence. Ama en son bunu yazma. Biraz daha aşağılara in derim sana. Hocam 10.358 sıralama ile 9.676 kapatan İTÜ kontrol mühendisliği gelir mi? Türkçesi 12.700.
Şimdi ben bunu size inceledim, baktım kardeşim. Karşımda da duruyor. Ben ekrana bakarken bilgisayar ekranı var önünde. Ona da bakıyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar kontrol ve otomasyon mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi geçen sene 2014.000'den 12.000'e gelmiş. Bak 14'ten 12'ye gelmiş. Tamam mı? Yani neredeyse bir 2000'lik bir oynama olmuş. 1700'lük. Yani sende de bir 1700'lük oynama olsa bile, tamam mı? Türkçesi rahat gelir. Bak Türkçe rahat gelir. Diğerinde de 1000 oynama olmuş. Yani o da belli olmaz. Yani bazen hakikaten elektronik mühendisliği de aynı şekilde İTÜ'de. Bazen 2000 ileri gidiyor, 1000 geri geliyor. Yani hiçbir istatistiği yok bunun. Yani tamamen bir şans gibi arkadaşlar. Çünkü herkesin dağılımına bakıyor. Bazen 2 ileri gidiyor. Mesela Boğaziçi Matematik de öyle. 3 ileri gidiyor, 5 geri geliyor, 2 ileri gidiyor, 1 geri geliyor. Falan bazen olabiliyor bunlar. Bekleyip göreceksin. Merve Yaman, 134.000'deyim. Sayısal hemşirelik mantıklı yoksa veterinerlik mi mantıklı demiş. Çok zor, çok zor denip duruyor. Artık hemşirelik devlette iş bulma imkanı daha iyi falan doğru mu demiş. Vallahi bunu Merve'cim, şimdi veterinerlikle ilgili şu anki atamaya bir bakmak lazım. Bir de bundan 4 yıl sonra olabilecek atamaya bakmak lazım. Veterinerlikle ilgili. Yani ben arkadaşlar burada öngörülerimi sizlere söylüyorum. Ama bu mevzuyla ilgili net istatistiksel bir bilgi veremem. Şu an veremem yani bununla ilgili. Ama hemşirelerin ben genelde açıkta kaldığını görmedim. Yani hemşirelerin açıkta kaldığını görmedim. Veterinerlik çok bahsettim. Geçmiş videolarımda da var arkadaşlar veterinerlikle ilgili söylediğim şeyler. Yani ben hemşirelikle veterinerlik arasında kalsam, biraz da hayvanları seviyorsam şayet, hayvan seversem veterinerliği yazardım, söyleyeyim yani. Bu soruyu bana Merve sormuş. Evet. Bir öncekini Uğur Tepebaşı, ondan öncekini de Oğuz sormuş. Şimdi hocam 10.654 sıralama var. Bana hangi tıp önerirsiniz demiş. Adıyaman'da oturuyorum. Adıyamanlı kardeşim. Adıyaman'da oturuyorsan bence Dicle tıp, Antep, yakında Antep tıp, Erzurum tıp. Ya bunların tek puanlarının düşük olmasının nedeni doğuda olmaları. Yani batıya göre yoksa Erzurum tıp çok köklü bir tıp. Çok köklü. Yani batıdaki birçok üniversiteye göre çok köklü bir tıp. Çok eski bir tıp. Dicle tıp da aynı şekilde. Yani buraları bence yazabiliriz. Yani şöyle bir maceraya girmeye gerek yok. Hani diyelim ki sıralaman hakikaten 3000'dir, 2000'dir, 2000'lerdedir. Cerrahpaşa tıp için İstanbul'a gelebilirsin. Ondan sonra Hacettepe için Ankara'ya gidebilirsin. Ama 10.000 sıralaman var. Yani bu tarafta gelebileceğim bir üniversiteyle o tarafta gideceğim bir üniversite arasında çok farklı yok. Songül Erbek'te, hocam Sözel'de 155.000'deyim, 146.000'lik yer okul öncesi gelir mi? Okul öncesi bir önceki yıla göre bayağı bir yani 181.000'den mesela 146.000'e gelmiş 2020'de arkadaşlar. Evet, 155.000'deyim. Bu sene ben buna %50 bakıyorum Songül ya. Yani %50 belli olmaz. Mesela evet, bir de %50 Maltepe Üniversitesi varmış. Artık onu şey yapmazsanız. Suude Giresun tıp kaçta kapatır demiş. 19.000 geçen yıl 19.900'de kapatmış. Giresun, Giresun tıp bence bu sene 20.400'de falan kapatabilir. Hocam 17K sözel sıralamam var. Geçen sene 16K ile kapatmış Ankara Üniversitesi Dil Tarih Fakültesi ne gelir? Tarih 23'ten 2019'da 2020'de 16'ya gelmiş. Tamam mı? 20.000 sıralamadan 2019'da 2020'de 16.000 sıralamaya gelmiş tarih. Bence 17K ile gelir diye düşünüyorum ben sana bak. Bu sene 17K ile gelebilir. Kenan
Hocam 5K ile Marmara özel eğitim gelir mi demiş. Marmara özel eğitim arkadaşlar gelir. Zaten 11K. Yani gelir, rahatlıkla gelir. Marmara 11K. Hocam lütfen cevabın 2461 ile ODTÜ elektrik elektronik gelir mi? Bak 2019'da 2200'müş. 2020'de 2500 olmuş. 2021'de hadi ortasını bulsun diyelim. Yani ben gelebilir diye düşünüyorum ya. Evet. Yani gelebilir diye düşünüyorum ben. Çünkü yani bu biraz da şans. Demin dedim ya size arkadaşlar. Ya bazen iki ileri geliyor, bir geri geliyor. Yani bu yukarıda ilk 10 bin, hatta ilk 5 bini kestirmek çok zor ya. Yani. Hocam 30.870 lira ama Zonguldak diş gelir mi? Demiş. Zonguldak diş gelir kardeşim. RKKK yazmış bunu. Zonguldak diş gelir. Bugün de bayağı bir uzun sürdü herhalde arkadaşlar. Evet, sizler için detaylı yapmış olduğum araştırmaları tek tek önlerinize koymuş oldum arkadaşlar. Videoyu beğeni atarsanız, abone olursanız, abone olmayan arkadaşlarınız varsa haber verirseniz, üniversiteye hazırlanacak olan, lisede olan kardeşleriniz varsa onlar da benim matematik derslerimi dinleyebilirler burada arkadaşlar. Evet, hızla büyümekte olan bir kanalız. Teşekkür ediyoruz. Çok ciddi abonelere yavaş yavaş ulaşıyoruz. Sağ olun. Tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Güle güle.